Herkese merhabalar, ben Revna. Bugün Defya Ailesi mutfağında sizlere waffle tarifi vereceğim. İsterseniz gelin tarifimize geçelim. Oldukça kolay bir tarif olacak bu arada, başlamadan söyleyeyim. Şimdi bütün malzemelerimizi blenderımıza koyacağız. Blenderımız sayesinde de hemen hazır olacak ve waffle makinemizde de pişireceğiz. Şimdi öncelikle ev yapımı yaptığımız yulaf sütümü koyuyorum. Yulaf sütünü de BlendTech'te yaptık, oldukça kolay oluyor. Ardından içine erittiğimiz hindistan cevizi yağını koyuyorum. Hindistan cevizi yağınız yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz veya vegan değilseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. Tatlandırmak amaçlı birazcık meyve püresi kullanacağım. O da güzel bir lezzet katıyor çünkü. Onu da ekledikten sonra birazcık blenderımı böyle bir 2-3 saniye kadar çalıştıracağım. Hemen çalıştırdım ve ardından geriye kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Çiğ karabuğday unu kullanıyorum. Eğer çiğ karabuğday ununuz yoksa BlendTech'te aslında un haline getirebilirsiniz çiğ karabuğdaylarınızı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Hemen ekliyorum. Ardından badem unu kullanıyorum. Badem unu için de aynı şekilde bademiniz varsa bademlerinizi un haline getirebilirsiniz BlendTech makinenizde. Ama çok fazla karıştırırsanız da badem ezmesi haline gelecektir. O anlamda da dikkat etmenizi öneriyorum. Hemen badem unumu da koyuyorum. Glutensiz bir tarif olacak. O yüzden böyle badem unu tercih ediyorum. Dilerseniz fındığı, cevizi de kullanabilirsiniz. Birazcık hindistan cevizi şekeri kullanıyorum. Bunun yerine bal pekmez de kullanabilirsiniz tabii ki de. Ardından hafif kabarmasını istediğim için kabartma tozu kullanıyorum. Ve de tatlandırmak için de bir miktar tarçın ekliyorum. Tarçına çok yakışıyor bu tarz tariflere. Onu da ekledikten sonra blenderıma hemen kapağını kapatıyorum ve çalıştırmaya başlıyorum. Birkaç saniye sonra hamurumuz, harcımız hazır. Hemen kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde bir araya gelmiş. Şöyle spatulamla kontrol ediyorum yanlarını da. Süper vallahi, hazır. Şimdi önceden ben waffle makinemi hazırlamıştım. Şimdi birazcık yağlayacağım ki kolay bir şekilde çıkartabilelim waffle'ımızı piştikten sonra. Şöyle hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Şu an birazcık kızgın olduğu için ses çıkartabilir. O anlamda sizi korkutmasın. Şöyle ekliyorum. Erimediği için birazcık şöyle peçetemle yayıyorum her iki tarafına. Şöyle üst kısmını da yağlıyorum özellikle ki üst kısmına yapışmasın. Tamamdır. Şimdi BlendTech'te yaptığımız harcımızı waffle makinemize koyuyorum. Görüyorsunuz pürüzsüz bir harç elde ettik. Blender'da yaparak. Şöyle hafif yayıyorum. Zaten kapattığımızda yayılacaktır. Süper gözüküyor. Şimdi de makinemin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Evet, waffle'ımız pişti. Şimdi çok da güzel oldu bu arada rengi. Şöyle bir spatula yardımıyla kendilerini tabağıma yerleştiriyorum. Ardından üzerine birazcık önceden yaptığımız gofretlerimizden koyacağım. Sıcakken koyacağım ki birazcık erisin. Şu şekilde süslüyorum. Bu arada gofretin kendisine biz kendimiz yapmıştık. O yüzden tamamen ev yapımı, güvenilir bir gofret. Birazcık üzerine, üzerine birazcık orman meyvelerimden koyuyorum. Süslemek amaçlı. Şöyle çileklerimden koyuyorum. Birazcık böğürtlen koyacağım. Şöyle yanlarına birazcık da yaban mersini koyuyorum. Şöyle de çilek koyalım. Süper.
Birazcık da şöyle şuralarını süsleyelim. Dilerseniz fıstık ezmesi, fındık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Ve son olarak da birazcık tarçın koyuyorum şu şekilde. Ve de ev yapımı glutensiz waffle'ımız hazır. Ellerimize sağlık.